Suni sancı doğum sancısından daha mı şiddetlidir? Verilen doza göre değişir bu. Suni sancı demek indüksiyon veya kür takmak. Tıbbi iki tane adı da bu. Bizim aramızda kullandığımız şey indüksiyon veya kür. Oksitosin adı verilen vücudun normalde rahim kasılmalarını başlatmak için kullandığı ve sürdürmek için kullandığı ve doğum sonrası da rahimin kasılmasını sağlamak, kanama olmasın diye ve sütün kanallarda ilerlemesini sağlamak için salgılanan bir hormon bu. Bunu biz suni olarak elde edip damar içinden verebiliyoruz anne adayına. Ne zaman? Anne adayının sağlığını tehdit eden veya bebeğin sağlığını tehdit eden veya genel olarak bebeğin sağlığının artık hiçbir şekilde olmadığı durumlarda doğumu başlatıp vajinal yoldan normal doğum yapmak için kullanılan bir şey. Suni sancı özetle bu. Örnek verecek olursak gebelik zehirlenmesi vardır. Normal doğum yapmasına genel başka bir engel yoktur. O zaman gebelik zehirlenmesinin tedavisi doğum olduğu için mesela doğum eylemini başlatırız. Veya bebekte işte gelişme geriliği vardır ama normal doğuma engel bir gelişme geriliği yoktur. Veya amniyo sıvısı azalmıştır ama normal doğuma engel bir durum yoktur. O zaman da suni sancı verilerek bebeğin doğması sağlanabilir. Veya talihsiz bir nedenle bebekte çok ciddi bir anomali vardır. Veya kalbi durmuştur, yani kaybedilmiştir. O tür durumlarda yine doğumu sağlamak için suni sancı veririz. En sık suni sancıyı tabii ki miyat geçmesi dediğimiz durumda veririz. Miyat geçmesi demek doğumun başlamaması demek. Zamanda olmasına rağmen işte bu bazılarında bazı hastaneler bunu 40. haftaya dolduğu zaman miyat geçmesi olarak değerlendirir. Bazıları 41, bazıları 42. Ama genel olarak ortalama 41. Bu haftadan sonra artık suni sancıyla bebeğin dünyaya gelmesi sağlanmalıdır ki bebekte bir sorun olmasın. Çünkü miyat geçmesi bebek için bir sorun teşkil edebilir. Neden? Plasenta eskimeye başlıyor, fonksiyonları yavaşlamaya başlıyor. Eğer içeride kalırsa, plasenta yetmezse eğer bebek için ciddi sorunlar oluşmasın diye suni sancıyı başlatıyoruz. Ne yapıyoruz? Oksitosini serumun içine katıyoruz belli dozlarda. Sonra da damar yoluyla yavaş yavaş veriyoruz. 4, 8, 12, 16, 20 damla. Terminoloji bu şekilde ilerliyor. 20 dakikada bir, bazen 15 dakikada bir, bazen yarım saatte bir. Rahim kasılmaları meydana gelene kadar. Bu NST'de izleniyor. NST adını verdiğimiz alette. 10 dakikada 3 tane rahim kasılması meydana geldiği zaman diyoruz ki evet suni sancı yeterli. Daha fazla dozu artırmıyoruz. Anne adayının hissettiği şey o anda normalde doğum başladığı zaman ne hissedecekse onu hissediyor. Yani suni sancı vermek ekstradan bir sancı nedeni olmuyor. Çok daha hızlı bir şekilde doğum yapılması gerekirse ki bu durumlar ender veya işte doz artırılmaya devam edilirse, yüksek dozlarda verilirse o zaman olağan dışı daha fazla sancı hissedilebilir. Ama zaten bunu biz yapmıyoruz. Çünkü suni sancı verirken eğer çok yüksek dozlarda verirsek bu sefer kasılmalar çok daha fazla olacağı için bebek olumsuz etkilenebilir. Bunun belli bir protokolü var. Belli doza kadar geliyoruz, orada durduruyoruz artık suni sancının hızlanmasını. Veya hatta tamamen artık kendi kendine rayına girmişse olay, suni sancıyı yani serumu tamamen kesiyoruz. Bunlar ayrı şeyler. Genel olarak söylemek gerekirse, suni bir şekilde yaratılan bir sancıyla anne adayının kendi çekeceği sancı arasında, ağrı demiyorum, sancı diyorum, bir farklılık yok. Yani aynı.